Türkiye Ergenekon davasında kararın verileceği 5 Ağustos Silivri buluşmasına hazırlanıyor. İllerde hazırlıklar sürerken önemli şahsiyetlerden de açıklamalar geliyor. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, o gün imkanlarınızı zorlayın ve Silivri zindanlarının önünü doldurun dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi davası olan Ergenekon'da 5 Ağustos günü karar verilecek. Türk halkı 6 yıldır süren hukuksuzluğa bir kez daha tanık olmak için Silivri'ye gidecek. Türkiye'nin dört bir yanında hazırlıklar yapılıyor. Tüm hukuksuzluklara... Bir yandan da Türk siyasetinin ve Türk hukukunun önemli isimlerinden çağrılar geliyor. Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk yurttaşlara şartlarınızı zorlayın, o gün Silivri'de olun dedi. Ben değerli vatandaşlarımdan imkanlarını zorlayarak o gün Silivri'de Mahpushanesinin yahut Mustafa Balbay'ın tabiriyle Zulümhanesinin kapısını doldursun. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Türk Hukuk Kurumu Başkanı Sabih Kanadoğlu da 5 Ağustos'un tarihi bir gün olacağını belirtti. Vatandaşların hem tarihe tanık olmaları hem de orada siyasetin yargıyı ne biçimde nasıl şekillendirmek istediğini izlemeleri için orada olmalarını ben de dilerim. 5 Ağustos'ta yapılacak duruşma belirli daha büyük bir anlam kazanıyor. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve Tekirdağ Baro Başkanı Nevzat Teker de yurttaşları hukuksuzluğa karşı Silivri önünde saf tutmaya çağırdı. Denizli Barosu olarak biz orada olacağız. Önceki duruşmalarda da birçoğunda oradaydık. Tabii ki yapılan hukuka aykırı usul hatalarıyla dolu işlemlerin varlığını biliyoruz. 5 Ağustos'ta hep beraber Silivri'deyiz. Bu konuda alaka gösteren, ilgi gösteren herkesi Silivri'ye bekliyoruz. Bursa Baro Başkanı Ekrem Demiröz de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına değindi. Ben bunu tabii hukuksal açıdan çok doğru bulmuyorum. Ve Anayasa Mahkemesi'nin 5 yıl konusundaki öngörüsünü ve önermesini mutlak kabul ediyorum. Bu yüzden 5 yılı doldurmuş tutuklukta herkesin serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. O bir yıl...